Herkese selamlar. Kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte tek bir link üzerinden bütün sosyal medya hesaplarınızı nasıl paylaşabilirsiniz bunu göstereceğim. Sosyal medyada gezerken birçok influencerın hesabında bir URL görüyordum ve bu URL'ye tıkladığım zaman bütün sosyal medya hesaplarının linkinin bulunduğu bir sayfa açılıyordu. Bu nasıl olur, nereden yapılıyor, en doğru yer neresidir diye düşünürken Streamlabs'te gezinirken bir bölüme rast geldim ve oraya tıkladığımda beni mükemmel bir sayfaya yönlendirdi ve oradan tam tamamen kişiselleştirerek link ağacımızı çok güzel bir şekilde oluşturabiliyoruz. Şimdilik fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Videoya geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Şimdi Streamlabs'in sitesinde gezinirken şöyle aşağı doğru indim ve Bio Link Tool diye bir şey gördüm. Hemen tıkladım dedim ki acaba bu nedir? Girdiğimde karşıma Willow diye bir site çıktı. Ve bu site üzerinde sağ üst köşeye baktığımda login ve sign up free diye bir bölüm gördüm. Tabi free'yi görünce bir Türk olarak aklım çıktı ve hemen koşa koşa free'ye tıkladım. Şimdi sizlerle birlikte tekrar tıklıyorum. Burada siteye kayıt olmak için e-mail adresinizle mi, Google'ınızla mı, Facebook'unuzla mı, Streamlabs'inizle mi neyle bağlanmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz ve ben genelde main hesabım olan Gmail hesabımla bağlanmayı tercih ediyorum ve bağlandığımda gördüğünüz gibi önüme böyle bir sayfa çıktı. Sağ tarafta benim bir profilim var gördüğünüz gibi ve burada yukarıdan aşağıya doğru bütün sosyal medya hesaplarımın linklerini oluşturmak istiyorum. Hemen bunun için yapmam gereken şey zaten sol tarafta da gördüğünüz gibi Tips ve Twitch diye hazır olarak iki tane kategori geliyor. PayPal ülkemizde kullanılmadığı için bunu tabii ki de ne yazık ki kullanamayacağız. Twitch'imizi kullanmak istiyorum. Buradan hemen link Twitch diyorum. Ve gördüğünüz gibi beni hemen bir Twitch sayfasına aktarıyor ve benden izin istiyor. Derken ben daha önceden izin verdiğim için şu an izin istemedi. Sizden yetkilendirme isteyecek. Günün rahatlığıyla bunu onaylayabilirsiniz. Hemen linkledikten sonra gördüğünüz gibi sağ tarafta Twitch canlı yayınlarımı takip edin diye bir link bölümü açıldı. Buna tıkladığım zaman gördüğünüz gibi hemen benim Twitch kanalıma yönlenmiş oldu. Kapatıyorum ve diğer hesaplarımı eklemek istiyorum. Üst tarafta Explore bölümü var. Gördüğünüz gibi şu uzun yazan yer. Şimdi İngilizce telaffuz yapmak istemiyorum açıkçası. Daha doğrusu beceremeyebilirim de rezil olmayalım diye. Buna tıklıyorum ve aşağıda gördüğünüz gibi Twitter, YouTube, Instagram Instagram ve TikTok diye 5 adet yani Twitch ile beraber totalde 5 adet sosyal medya ekleyebiliyoruz. Şimdi ben hızlıca YouTube hesabımı eklemek istiyorum ve buna tıklıyorum. Buraya enter your YouTube channel diyor. Ben hemen YouTube kanalımı açıyorum. Kanalıma geliyorum ve buradan hemen linkimi kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Add account diyorum. Add account dediğimde gördüğünüz gibi YouTube'da geldi. Burada subtitle bölümünden başlığı değiştirmek istiyorum. Güncel videolarım. Güncel videolarımı takip edin diyorum. Bir de ünlem koyuyorum. son ve gördüğünüz gibi burada subtitle bölümü de değişti. Hemen bununla birlikte Instagram hesabımı bağlamak istiyorum. Buradan hemen Instagram'ımı seçiyorum ve sonrasında Instagram'ımın linkini almak için Instagram'ıma gidiyorum. Hemen buradan Instagram linkimi alıyorum ve sonrasında gelip buraya yapıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi Instagram'ım da buraya geldi. Hemen Instagram'ın da subtitle'ını değiştiriyorum. Günlük hayatım için takip edin diyorum. Günlük hayatımı takip edin diyorum. Ve böyle bir subtitle oluşturdum. Ve gördüğünüz gibi hemen sağ tarafta da güncellendi. Bunun haricinde benim başka bir hesabım kaldı mı? Instagram bağlık, Twitter. Twitter'ımızı da bağlayalım. Hemen Twitter hesabımı bulmaya gidiyorum. Hemen Twitter hesabımın linkini de aldım ve geldim buraya yapıştırdım. Gördüğünüz gibi Twitter da buraya geldi. Buraya da hemen diyorum ki eğlenceli tweet'lerin adresi diye bir başlık atıyorum. Daha farklı şeyler eklemek isterseniz de gördüğünüz gibi burada bir sürü seçenek var. Buradan gerekli seçenekleri seçerek istediğiniz özellikleri de sayfaları da ekleyebilirsiniz. Şimdi sadece bu kadar mı? Hayır, tabii ki bu kadar değil. Hemen sol üst tarafta design bölümü var. Buraya giriş sağladığınızda isterseniz profil fotoğrafınızı değiştirebiliyorsunuz. Buraya isterseniz profil linkinizi istediğiniz gibi atayabiliyorsunuz. Buraya bir bio yazabiliyorsunuz. Hatta hemen şöyle yapalım sizlere de göstermek adına. Sevgili arkadaşlar videonun arasına girmek zorundayım. Çünkü benim bu aralar moralimi bozan çok önemli bir konu var. Gördüğünüz gibi şu an ekranda YouTube analizlerim açık. Ve abone olmayan kullanıcılar %84 gözüküyor. Ve abone olan kullanıcılar da sadece %15. Abone olup da beni izleyen %15'e çok çok teşekkür ederim. Ama abone olmayan %84 izleyiciye de teşekkür etmek istiyorum. Sizler de benim teşekkürümü almak istiyorsunuz istemez misiniz? Bu yüzden geliştirmekte olduğum bu kanala destek olmak için lütfen abone olmayı ve sevdiklerinize, eşlerinize, dostlarınıza, arkadaşlarınıza kanalımı önermeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öpüldünüz. Hızlı bir şekilde Twitch kanalıma gidiyorum ve buradan hakkımda bölümündeki yazıyı kopyalayıp oraya yapıştırmak istiyorum. Ctrl C geldim ve biyoma bunu yapıştırdım. He, sanırım sanırım burada harf sınırımız varmış. Evet, 150 harf sınırımız varmış. Buraya diyorum ki hangi onur sosyal medya ve iletişim hesaplarım diyorum ve şuraya noktalı virgülü atıyorum. Update diyorum ve gördüğünüz gibi hemen buraya üst kısma geldi. Aşağıya doğru indiğimde gördüğünüz gibi farklı tasarımlar var. Mesela şunu tıklayalım. Tıkladığımızda gördüğünüz gibi renkler değişti. Biraz daha aşağı indiğinizde daha farklı template'ler bulabiliyorsunuz. Burada işte kendi tarzınıza göre istediğiniz template'leri oluşturarak insanlara kendi tarzınızda ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda buraya logo kısmına bir logonuzu eklerseniz bu sayfada logonuz da gözükecektir. Benim burada bunların arasında en çok hoşuma giden aslında... Hangisi diyelim şöyle bir bakalım bu arada ben de sizle birlikte link ağacımı oluşturuyor oluyorum. Bu da beni mutlu etti çünkü sürekli ertelediğim bir şeydi. Sizin sayenizde ben de gerçekleştirmiş oldum açıkçası. Yani ben şu sarı maviyi beğendim sanki. Bu gayet tatlı duruyor. Bakalım tablette nasıl gözüküyormuş? Tablette geniş gözüküyor. Bilgisayarda şöyle gözüküyor. Bu neymiş? Bu büyümeye tıkladığımız zaman da direkt şey gösteriyor. Full screen'de nasıl gözüktüğünü gösteriyor. Gayet güzel. Şöyle mobilde görünen kısmını yapabiliyorum. Bu arada sadece bu kadar değil. Analistik bölümüne girdiğinizde kaç kişi tıklamış, kimler hangi linke tıklamış, işte ne bileyim hangi lokasyondan tıklanmış vesaire gibi oranları da analizler bölümünde ...günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak takibini de yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten mükemmel bir olay. Evet, ile alakalı sizlere anlatabileceklerim bu kadardı. Sizler de topluluğunuza etkileşim kurduğunuz insanlara... ...çok rahat bir şekilde tüm sosyal medya hesaplarınızı paylaşmak isterseniz... Bu uygulamayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben de hatta link ağacımın URL'sinde açıklamalar kısmına sizlere iletiyorum. Sizler de eğer benim diğer sosyal medya hesaplarımı takip etmek isterseniz link ağacından ulaşabilirsiniz. Biraz fazla eğlenceli geldi açıkçası bu. Gayet hoşuma gitti. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini isterseniz eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.